Havadis devrinin bu haftaki konu Sayın Şerafettin Lülecioğlu. Şerafettin Lülecioğlu 1970'li yıllarda Adalet Partisi'nin Almanya temsilcisi olarak gençlik kollarında çalıştı. Daha sonra 1978'den sonra İstanbul'a gelip Bakırköy gençlik kollarında Adalet Partisi'nde çalışmaya devam etti. Şimdi Sayın Şerafettin Lülecioğlu yaklaşık olarak 78 kaç yıllık partidesiniz? Valla işte herhalde 35 yılı geçiyor. 2003'ten 1978'i çıkartacak. Değil mi? 35 yılı geçiyor. 35 yıldır partidesiniz. Demokrat Parti biliyorsunuz şu anlarda zor bir süreç geçiriyor. Yani Demokrat Parti'nin yerlerde sürüldüğü bir durumda. Siz partinin ayaklanması için yoğun çabalar sarf ettiniz. Hatta bir dönemde İstanbul İl Başkan Yardımcılığı yaptınız. Evet. Biraz önce kendinizden bahsedip sonra siyasete dönelim. Evet, yani ilk önce bir yerden başlamak gerekirse Almanya'da Adalet Partisi temsilci olarak ne yapıyordunuz? Almanya'da evet. İnsanların içinde bir şey vardır, bir aşk vardır. Evet. Yani sizi siyasete iten, sizi sosyal faaliyetlere iten bir şeyler vardır insanın içinde. Bunlar olmazsa bunları yapmazsınız. Evet. Tabii ki ben partileri falan kastetmiyorum, ilk parti sahiplerini kastetmiyorum. Ben partide hiçbir zaman bir ilk parti aramadım, görmedim. Bugüne kadar da bir takım görevler aldıysam bile üstüme, bunlar hep bu görevler bana verildi. Ben kimseyle pazarlık yoluyla bu görevlere hiçbir görev almadım, talep de etmedim. Talep etmemeye de devam ediyorum. Şimdi sizi yakından tanıyoruz. Sen hiçbir zaman illa ben biz, şu noktada olayım, bu noktada olayım demediniz. Biz görev tevdi edildi size. Biz ailece 1956 yılında Rumeli'den göç eden bir aileyiz. Evet. Bizim dedelerimiz Yemen'de, uzak diyarlarda bu ülke için savaşmış insanlar. Biz esas Karamanoğlu'ndanız. Türk'üz yani. Evet. Netice itibariyle herhalde böyle bir aşkın içgüdüsüyle hep sosyal faaliyetlerin içinde bulunduk. Almanya'ya evlenip gittiğimde işçi ailesi olarak gittim. Orada profesyonel gazetecilik yaptım. Evet. Almanya'da gazetecilik yaptım. Başka işler de yaptım. İşte temin de anlattığım gibi Türkiye'den gelen milletvekillerinin mihmandarlığını yapıyordum. O sırada Adalet Partisi Mersin Milletvekili Fevzi Arıcı ile tanıştık. Sonra ben bir başka işim vasıtasıyla her hafta Türkiye'ye geliyordum. Her hafta bu millet meclisine de gidiyordum bu arkadaşlarım vasıtasıyla. Evet. Netice itibariyle bu arkadaşımızla bir gün konuşurken Almanya'da işte komünist dernekleri, işte Kürtçü dernekler, Alevi dernekleri, MHP'nin dernekleri, hatta federasyon oldu sonra, federasyon oldu. Ben o sıralarda bana en yakın olan Münih, MHP Ülke Ocakları, MHP değil Ülke Ocakları yönetim kurulu üyesiydim. Biz hiçbir zamanda MHP'li olmadık aslında, Ülke Ocakları'ndan yetiştik. Netice itibariyle Fevzi Arıcı ile bir gün konuşurken, Adalet Partisi teşkilatlarını kurmak için bir şey geçti aramızda. Süleyman Bey'e bir tabii o dönemlerde Adalet Partisi falan bir teşkilatı yok Almanya'da. Yok, Avrupa'da yok. Var, ülke ocakları var. Sadece ülke ocakları ama var. Ama Adalet Partisi'nin yok. Biliyorsun Almanya'da çok Türk var. Evet. Yani netice itibariyle onların da Adalet Partisi bilmesi, öğrenmesi, yaşaması, orada yayması gerekiyor. Evet. Netice itibariyle bu teklif Genel Başkanımız Sayın Süleyman Bey'e, Başbakanımıza iletildi. Ve çok uygun görüldü. Evet. Fakat ne yazık ki Piraye doğdu. Bir yaşındaydı Piraye. Bir takım sebeplerle Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı. İşte bu milletvekili arkadaşlarımız ve Süleyman Bey'in de şeyiyle, sevgisiyle Almanya'da denek bu, bu işten bir daha kopamadık. Almanya'dan 78 Haziran'da döndük. Bakırköy'de Ağır Ceza Mahkemesi'nin yanındaki sokakta oturuyorduk. Birkaç adım ilerimizde de şu andaki Bakırköy ilçe Sayın Necmettin Dönmez'in ilçe başkanı olduğu ilçe. Aynı binada mıydı? Aynı binada. Evet. Orada bir özel odam vardı. Orada Türkiye'nin gençlik kollarına ait en büyük kütüphanesini kurduk. O zaman silahlı çatışmalar vardı, sağ sol vardı. Çok zor günler yaşadık.
karşımızda MHP'nin binası vardı. Ve o sırada benim Almanya'dan döner dönmez Siyahuspaşa'da, Bahçelievler'de kıraathane açtım. Kıraathanem vardı. Dolayısıyla da o sağ sol çatışmaları, efendim işte kurtarılmış bölgeler, o sokak senin, bu sokak benim, o cadde senin, bu cadde benim. Çok zor günler yaşadık. Bir de benim mekan sahibi olmam, kıraathane sahibi olmam da bir takım zorlukları da beraberinde getirdi. Ama neyse ki iktidardık. Biraz daha rahattık. Yani güvenlik güçlerinden de yardım alabiliyorduk istediğimiz zaman. Neyse. Peki 1980 ihtilali oldu. 1980 ihtilali olduğu gün, biliyorsunuz. Gene ben Gençlik Kolları Başkanlığı'yım. Şeyde, şimdiki Bahçelievler'deki Hamza biliyorsun, tanıyorsun. Evet. Gençlik Kolları, benim Gençlik Kolları'yla. 80 ihtilali, ben sabaha kadar bekledim, gelsinler bizi de alsınlar diye. İlçede bekledim. Neyse ki dokunmadılar ama uzun bir geceydi. Uzun bir geceydi. İlçeden bekledin sabahı. İlçede bekledin. Tabii yani 80 ihtilali herkese yapıldı. Evet. Herkesi topladılar o günlerde. Neyse ki bizi almadılar. Yani bize gelmediler. Evet. Bir zarar görmedik ama siyaset bir şekilde durdu bizim için. Peki sonra Doğru Yol Partisi kuruldu. Sonra Doğru Yol Partisi kuruldu. Bakırköy ilçelere bölündü. Evet. Bahçelievler. Sonra biz Bahçelievler'e taşındık. Benim kıraathanem de Bahçelievler'de. Ben Bahçelievler'de şeyde devam ettim. İlçe. Bahçelievler ilçesine devam. Bahçelievler ilçesinin kurucusu yok değil, arasında yok değil ama kurucular arasında. Tabii hayatın getirdiği şeyler var. Zaman zaman partiden koptuk. Evet. Hayat şeyle, partiyle bir kırgınlığımız hiçbir zaman olmadı. Evet. Dışarıda da olsak, içeride de olsak hep partimizle gönül birliği içindeydik ama zaman zaman hayatın getirdiği şeylerle zaman zaman uzaklaştık. Fakat hiçbir zaman partimizden kopmadık. Bahçelievler'de epey görevler aldım. Disiplin Kurulu Başkanlığından başladık. Yönetimlerine kadar girdik. En son orada İstanbul İl Başkan Yardımcılığı yapmadan evvel ilçe başkan yardımcısıydı. Evet. Ama ben tabii teşkilatçı bir adamım aslında. Organizasyon adamıyım. Yaptığım işlerle. Netice itibariyle hep iyi organizasyonlar yapmaya çalıştım. İyi çalıştım. En son da Bahçelievler İlçe kongresinde delegasyonu yazılmayanlara veya gayri resmi yazılanlara falan. Valla ben en son siz de etmişsiniz. En son Bahçelievler şeyini, kongresini ben üstlendim. Ben tertipledim. Evet. Niçin üstlendim? Ben parti tüzüğünü çok iyi bilen, çok iyi araştıran ve bunun demokratik bir şekilde uygulanmasını isteyen bir adam. Birçok arkadaşımız da belki bunu istiyor ama çoğu arkadaşımız belki tüzüğü açık okumamış. Bilmiyorlar. Dolayısıyla da bir sürü zaten yanlış... partinin de çoğunun ilçe başkanları birçoğu dahil kimse partinin tüzüğünden bir anlamıyor. Evet. Bir de biliyorsunuz bütün partilerimizde bu var. Hep delege benim olsun. Asker delege evet. Olsun. Bilmiyorum. Ben bunda değilim. Bu çünkü ileride arızalar yaratıyor. Bugünkü yarattığı gibi. Bugün yarattığı gibi işte partinin geldiği evet. Durum da o yüzden zaten. Masa başında yazılan delegeler. Tabii tabii asker delegeler. Siz o zaman... Ben Bahçelievler'de şunu yaptım. Mesela biz 2 sene yönetimdeydik. 2 senede kaydettiğimiz üyelerin ilçe yönetiminden geçtiğini gördük ama Ankara'dan geçmemiş. Dolayısıyla da bir kongre sürecinde kongre yaptığınız zaman bu insanları ilçe delegesi yaptığınız zaman ilçe kongresinde oy kullanmaları için bu insanların bakıyorsunuz ki çoğu arkadaşımız buna rast geldi. İlçe seçim kurulundan bu adam size üye değildir diye şey geliyor. Evet. Red geliyor. Aslında partide. Dolayısıyla da ben inanıyorum ki Türkiye'de en iyi, en kanuni, en demokratik kongre hazırlığını yaptım. O bütün delegeleri bizzat il başkanımın eliyle Ankara'ya gönderdim. Ankara'dan, Yargıtay'dan geçirdim. Teyidini aldım. Ondan sonra il delegelerimizi yaptık, seçimlerimizi yaptık. Ve o gün bize karşı olmasına rağmen Yaşar Karahan kardeşimiz kazandı. Saygı duyduk. Çekildik. Bahçelievler'de Yaşar Karahan kardeşimiz devam ediyor. Bir ara görevden aldı. Tekrar geri geldi mahkeme kararıyla. Böyle bir süreçte orada adaletli bir delegasyon yaptınız. Evet, evet. Her zaman karşı olduğunuz masaüstü delegasyon
yapılmasına karşıydınız zaten. Aynen. Siz Bahçelievler'de sadece Bahçelievler, partili olanların tabii, delegasyonu kontrol edip yaptınız. Aynen. Şimdi Sayın Yüzeoğlu, siz bir ara İstanbul İl Başkan Yardımcılığı yaptınız. Ancak kayyumla görevden alındınız. Evet. Kayyum geldi. Ama yanlış bir parantezini de söyleyelim, o kayyum bize gelmedi. Evet. O kayyum neydi? Hayrettin Öztürk'ün. Değil. Sizden sonra seçildi Hayrettin Öztürk. Yavuz zamanının döneminde kimdi başkan? Mete. Mete Kalyoncu. Mete başkanımıza geldi. Evet. Yani Mete başkanımız atanmayla geldiğinde 45 gün içinde kongre yapmadığı için kayyuma verildi. Fakat biliyorsunuz mahkemeler kayyum davaları uzun sürüyor. Ama siz görevdesiniz. Siz görevdeyken o kayyum. O sırada biz bir seçim dönemi yaşadık. Tuğba başkan atandı biliyorsunuz. Evet. Biz uzun bir süre kaldık. O sırada o kayyum davasının neticesi itibariyle İstanbul il ile kayyum atanması yapıldı. Yani o kayyum bize gelmedi. Yok, size anlamadım. O kayyum Mete başkanlara verildi. Bugün de İstanbul'a, gerçi bugün kongresi yapıldı, birazdan sonuçlar çıkacak. Evet. İstanbul'a kayyum atanması için başvurular yapıldı. Siz de İstanbul'a kayyum atanmasına listede adı bulunanlardan bir tanesiniz. Tabii yani da. Biz sonra partinin bu hale gelmesinden derin üzüntü duyan eski insanlar olarak, bir ikbalde beklemeyen insanlar olarak. Bugün görüyorsunuz, ben hasta olmama rağmen gece gündüz bu işle ilgilenmeye devam ediyorum. Evet, partisi mücadele. Tabii telefonumla bilmem neyle bütün Türkiye ile irtibattayız. Netice itibariyle 22 Mayıs 2012'de genel merkezin yaptığı yanlışlıkları düzeltmek adına kayyum davası açtık Ankara'da. Ve bunu çok küçük bir ekiple yaptık. Yani çok küçük bir beyin ekibi yaptık. Üzülerek yaptık. Ama yapmak durumundayız. İşte az önce bunu soruyorum. Ama yani baktık ki Türkiye'nin her yerinde bir takım insanlar gruplar kuruyorlar. Kendilerine isimler takıyorlar. İşte konuşuyorlar. Genel merkez söyledir, böyledir. Evet. Biz hiçbir zaman bu seviyesizliğe düşmedik. Biz iş yaptık. Biz bir şeyi, doğruların ortaya çıkması için davalarımızı açtık. Siz zaten partideki kişilerle değil, partinin bulunduğu konumdan çıkması için daha iyi bir yere gelmesi tabii, için, tabii, partinin tabii. Mücadelesi veriyoruz. Kendine gelmesi az önce dediğiniz gibi. Artık siyasete dönmesini istediğimiz için, siyaset yapmak istediğimiz için, artık genel idare kurulumuzu, genel başkanımızı ya yeniden güven tazelemesini, güven tazeleyemediği noktada kazanan arkadaşlarımızın partiye bir ivme kazandırması bakımından, ki demokrasi bunu emreder, kongreye gitmelerini istedik sadece. Kayyum davasını açmakla kalmadık. Ankara kayyum davasını genel merkeze, genel kurulu kayyum davası açmakla yetinmedik. İstanbul'da da aynı şeyi yaptık. Ankara, ne yazık ki Ankara ve İstanbul'da da, ikisinde de zannediyorum benim ismim var. Kayyum isimlerinden bir tanesi benim. Genel kurulun toplanması için de zaten arkasından imzaların Türkiye genelinde toplanması için mücadele etti. Arkasından çok büyük bir özveri gerektiren imza toplama meselesine giriştik. 300 kusur imza toplandı. Takdir edersiniz ki 27'sinde görecek bakalım. Noterden verilmesi gereken, tek tek kişisel olarak verilmesi gereken bir imza kampanyasıydı bu. Bütün Türkiye çapında hakikaten zorlandık. Ama sonuçta bu hedefe ulaştınız. Tabii netice itibariyle bu imzaları topladık ve genel merkeze bildirdik. Genel merkez bu imzaları niye topladık? Genel kurul toplasın diye yaptı. Çünkü partinin en büyük organı genel kuruldur. Yani ama şimdi siz, duyuyorum zaman zaman genel merkezden bir takım posta koymalar var. Biz genel idare kuruluyuz, İstediğimizi yaparız gibi sesler geliyor, duyumlar alıyoruz. İnşallah öyle bir şey söylememişlerdir. Öyle bir şey yok. Türkiye'nin Demokrat Parti'nin en büyük karar organı genel kuruldur. Yani büyük kongre delegesidir. Peki şimdi siz Türkiye'ye bakıyorsunuz, hep kanunsuzluk söz konusu. Evet.
Şimdi siz Türkiye'ye gelende gerçekten partinin şu noktasında, yani bir ilçe başkanı dahi 3-5 kişi yanına alıp bir toplantı sergileyemediği bir dönemde parti, çünkü gerçekten kağıt üzerinde birçok il ve ilçelerde. Buna rağmen çok kısıtlı 3-5 kişiyle genel kurulun toplanması için Sayın Eski Teşkilat Başkanımız Ahmet Uyan'ın girişimleri sonucu başkanlığında toplanması için Türkiye genelinde 300 imzayı topladınız. Genel merkeze verildi ve genel merkez buna duyarsız kaldığı için de dava açıldı. Tabii. Dava ayın 27'sinde gözükecek için bunları yaptınız. Şimdi siz bu arada bir rahatsızlandınız. Evet. Geçen yaptığımız sohbetimizde dediniz ki hastalığıma en çok beni üzen, hastalığımın en çok beni üzen partimin bana ihtiyaç duyduğu dönemde partime hizmet edemediğim dediniz. Sizi gerçekten rahatsızlığınızı en çok size üzen, şu anda size bana ihtiyacı var diyorsunuz partimin. Partiye fikir anlamında çok şey katıyorsunuz. Az önce dediğiniz gibi telefonlarla, işte sosyal paylaşım ağlarıyla çalışmanızı yapıyoruz da bedenen mücadele edemezden dolayı mı üzülüyorsunuz? Tabii yani bakın bugün İstanbul Kongresi var. İlk kongresi var. Orada olmam gerekiyordu. Evet. Ha, bir şeyleri karıştırmak adına mı? Bir şeylere karşı çıkmak adına mı? Değil. Yok, siz zaten öyle bir yapınız yok. Kulis yapmak adına. Doğruları konuşmak adına. Birileri bize bir şey söyleyecek. Biz birilerine cevap vereceğiz. Biz hakikaten bu meselenin derin bilgisine sahibiz. Çünkü her dakikamızı inanın buna veriyoruz. Evet. Hatta siz... Ben şu anda hasta olmama rağmen inanın bütün Türkiye'de telefonlarla bütün gün irtibattayım. Netice itibariyle o kongrelerde olmam lazım. Siz bizzat biliyorsunuz. Ben bütün Türkiye'nin... Tabii ben size hatırlıyorsanız daha sürekli röportajlar yapıyoruz. Tabii yani... Siz yayınlamayın dediğiniz için ben yayınlamadım. Yani bir de hakikaten ben bugüne kadar size röportaj vermedim. Niye vermedim? Evet. Çünkü ne söyleseniz Zülfikar'a dokunuyor. Karşınızdaki adam sizin söylediğinizi nasıl anlamak istiyorsa öyle anlıyor. Evet evet. Nasıl görmek istiyor. Oysa ki bizim kişilerle işimiz yok. Biz ilke insanıyız. İlkeleri ortaya koyuyoruz. Allah aşkına ben 61 yaşındayım. Şu anda da kanser hastasıyım. Ne olacağım belli değil. Ne ikbalim olabilir benim partiden? Evet. Yani il başkanı. Ama mesele Türkiye meselesidir. Ama sizin gençliğinizden... Mesele çocuklarımızın meselesidir. Mesele çok önemlidir. Onun için maalesef bu işin içinde kendimizi görüyoruz ve üzülüyoruz. Yani ama siz tabii bu partiye şimdi gençlik kollarından biri, Türkiye'nin en zor şimdi süreçten siz, geçtiği bir dönemde beri aktif çalışan bir kişisiniz. Tabii, tabii ki partinin bu durumu sizi üzecek. Çok önemli bir şey daha söyleyeyim. Siz benim ne olduğumu biliyorsunuz. Ben evet. Matbaama, 20 sene matbaam vardı. En son 12 tane sigortalarda çalıştırıyordum. Halk insanıyız, sanatkarız. Evet. Dolayısıyla da 2010'da emekli oldum. 990 lira gibi bir emekli maaşım var. Buna rağmen partide parti harcıyorsunuz. Partide o parayı partiye harcadırmıyor. Tabii yol paraları bilmem ne falan gibi şeyler olsun, ama. Sonuçta harcıyorsun, mesai veriyorsun. Netice itibariyle ben yaşadığım hayattan öyle şeyler yaşadım, gördüm ve kazanımlarım oldu ki ben parasız da bir şeyler yapabiliyorum. Netice itibariyle biliyorsunuz Cildoruk zamanında Facebook diye bir şey çıktı. Evet, onu soracağım. Siz Türkiye'de sosyal paylaşımın yani ilk fesinde olduğu dönemde yaptınız. Dağılmış demokrat partileri, birbirleriyle görüşemeyen, iletişim kuramayan, diyalog kuramayan partileri bir araya getirmenin, moral çıtasını yükseltmenin çok önemli olduğunu yani gördüm. Sabah kahvaltıları yaptınız. Facebook paylaşımcıları, Demokrat Parti Facebook paylaşımcıları diye bir sayfa açtım. Binlerce Demokrat Partili'yi orada topladım. Facebook paylaşımcılarını sonra Facebook'a girmeyen arkadaşlarım da kendileri onların davet etmeleri suretiyle bir takım kahvaltılar yaptım. Sabah kahvaltıları yaptınız. Ve o sabah kahvaltıları sonra Türkiye'nin diğer teşkilatlarında da moda oldu. Hala devam ediyor. Sonra biz misyonumuzu tamamlayıp geri çekildik. Ama biz bu sabah kahvaltılarını yaparken hem birçok partiliyle tanışma fırsatı bulduk. Kulisler yaptık. Birbirimizi tanıdık, birbirimizi sevdik, birbirimizin fikirleri beğenmedik, ayrıldık. Ama sizden sonra bu sosyal... Yeniden bir ivme kazandırdık. Yani inanın samimiyetle söylüyorum, hiç bunu sevinerek söylemiyorum.
Sayın Cindoğlu'nun bayram tebriklerinde 150 kişiyi toplamadığı yerde biz Sakarya'da sadece İstanbul'a 3 otobüs, 3 araba giderek 400 kişilik kahvaltı yaptık. Evet, sabah. Ve biz şimdiki gibi kurulan gruplar gibi birilerine karşı yapmadık bunu. Evet. Birilerini desteklemek için de yapmadık. Partimiz için yaptık. Parti tekrar bir ivme kazansın. Parti ivme kazansın, toparlansın. Her insana saygımız var. İsteyen istediği taraf. Tabii. Normal. Ahmet hiçbir zaman bu kahvaltıları. Hatta biz bu kahvaltıları sabote etmek isteyenler oldu. Bak, bunları biz parasız yaptık. Ve bu bir şey yaptığımız tertiplediğimiz kahvaltılarda biz ödemedik. Kahvaltıya gelen kişiler, arkadaşlarımız kendileri ödediler. Herkes kendi ödedi. Çünkü zaten siz yola çıkarken yani sizin zaman zaman birinin desteğini alarak çıkmadınız. Hayır, katıya katıldım sizin kahvaltılarına. Herkes kendi parasını ödedi. Herkes kendi parasını yani ödedi. Ona rağmen ancak sizin büyük kalabalıklarla kahvaltılar yaptık. Yetmedi. Bu bir kısmet, bu bir şans. Evet. Türkiye'de tanındık. Allah'a şükürler olsun da tanınmakla tanınmak yetmez. Bu insanların saygısını, sevgisini de kazandık. Bu benim için çok büyük bir kazanç. Siz sosyal medyada ilk Demokrat Parti ve Demokrat Partileri, birbirlerini tanımayan Demokrat Partilerin bir araya gelmesine büyük katkı sağladınız. Tabii tabii. Ancak sizden sonra bu sizin işte sabah kahvaltıları, işte Demokrat Partiler sosyal medyada buluşmasından sonra açılan birçok gruplar oluştu. Gruplar hep kişilere endeksli başladı. Yani sizin sağlam temelini attığınız ilkede bir sosyal paylaşım. Sonra eş sosyal medya paylaşımları aşmışlara döndü. Tabii. Özelliğini kaybetti. Siz özelliğini kaybedince evet. Ben misyonumuzu tamamladığımızı gördüm Facebook itibariyle. Kenara çekildiniz. Ve o günlerde çok büyük bir sayı olan 3500 kişilik o sayfayı büyük mücadeleler vererek kapattım. Evet. Dedim ki biz misyonumuzu kapattık. Çünkü amacının dışına çıktı. Amacının dışına çıktı. Ve amacımızı da tamamlamış olduk. Bu sayede işte siz çok iyi biliyorsunuz İzmir'de, Türkiye'nin birçok yerinde çok kıymetli arkadaşlar edindik. Evet, birbirimize gittik, geldik falan. Hatta İzmir'de bile geldik ziyaretinize İzmir'de. Tabii tabii, yani bugün ben inanıyorum ki partinin toparlanması o gün için yaptığımız çalışma, bizim bu çalışmayla Facebook'ta belki de partiler arasında en iyi birbiriyle irtibat kurabilen Demokrat Parti'ler. Evet. İlk işte temelindeki gibi gitseydi tabii, olurdu. Tabii. Şimdi siz İzmir'de de gördük, hatta size selam göndermişlerdi gazetemiz vasıtasıyla. İzmir'de de çok değerli partilerimizle falan güzel ilişkiler kurdunuz. Orada da Demokrat Parti'nin bir adım daha ileriye gitmesi için önemli çalışmalar yaptınız. Yaptık, evet. Ve sizin bu yaptığınız çalışmalardan ortaya şu çıktı. Sayın eski Teşkilat Başkanı Sayın Ahmet Uyar'ın özellikle şöyle söyleyeyim, İstanbul ayarında ve İstanbul'dan Türkiye geneline partilerle itibar kurmasındaki bir birinci kişi oldunuz. Evet. Bu güveni sağladınız. Evet. Bu da sizin için en önemli. Evet. Bu partinin vermiş olduğu bir şey size. Sayın Ahmet Uyanık'la sık sık görüşüyorsunuz. Görüşüyoruz. Ahmet Uyanık İstanbul Kongresi'ne müdahil oldu mu? Bence elbette bilgi almıştır, bilgi alışverişinde bulunmuştur. Ama şu noktada çok İstanbul'la ilgilendiğini zannetmiyorum. Biz de çok ilgilenmedik. Sebebine gelince kayyum davalarımız var. Genel merkez açılmış. Tabii bizim sonra bütün ayak oyunlarını görüyoruz. Neticeleri takip ediyoruz. Evet. Neticeler üzerine biz hareket ediyoruz. Netice itibariyle şimdi İstanbul İl Kongresi'nde yanlışlıklar görürsek, Ankara Genel Merkezi'nin yanlışlıklarını görmeye devam edersek, partiye zarar verecek her türlü hareketi biz şu gün biz zafer kazandık diye nara da atsalar günü geldiğinde karşısına biz bu partiyi geri almasını biliriz. Kazandı. Bu partide hakikaten çok derin, bu partiye gönül vermiş, bu partiye vefa borcu olduğunu bilen o kadar çok insan var ki sadece insanlar bilmiyorlar, tanımıyorlar. Evet. Ben Ahmet abiyle Ahmet abi diyorum, özür dilerim ama o, yok siz hep Ahmet abi diyorsunuz. Öyle diyorum.
Zaman zaman anlatılanlardan dolayı karşı olan bir adamdı. Ama yakından tanıdınız. Sonra Ahmet abiyle muhabbet ettikçe, konuştukça, şu gün bana sorsalar, tabii ki bilmediğim insanları tenzih ediyorum. Ahmet abi bu partinin şu anda tek yetkisi, tek parti misyonunu... Ve hala da mücadele ediyorum sizin gibi parti. Tabii yani tek parti misyonunu bırakmayan, İkbal beklemeyen ve üstelik de 24 yaşında genel müdürlüklere kadar ulaşmış. Ondan sonra 3 dönem milletvekilliği yapmış. Yıllarca teşkilat başkanlığı yapmış. Hatalarımız hepimizin var. Herkes konuşuyor bir şeyler. Ama bugün nasıl Nevzat abi döneminde dedik ki Nevzat abi gelsin, abilik yapsın. Toparlasın. Parti toparlasın. Ondan sonra gereken elleri bıraksın dediğimiz gibi. Olmadı. Ahmet Uyanık için mücadele etti. Ama bugün tek mücadele eden adam Ahmet Uyanık. Maalesef. Daha fazla evet. Olmuş. Yani. Peki şu anda Sayın Ahmet Uyanık gelsin, partiyi toparlasın. Toparlamak için partinin genel başkanı olsun diyen %80 bir grup var. Evet. Bu grup dedim teşkilatlar. Parti üyeleri değil. Teşkilatlardan böyle bir %80 grup var. Sizce Sayın Ahmet Uyanık Demokrat Parti'nin genel başkanı olup partiyi toparlayabilir mi? Şimdi parti meselesinde Ahmet abi düzeyinde baktığınız zaman Ahmet abi teşkilat başkanlığı, uzun seneler teşkilat başkanlığı yaptığı için evet. Türkiye'nin en ücra köşesindeki partiliye kadar tanıyor, biliyor. Evet. Bir de bunun tersi var, yukarıyı tanıyor, biliyor. Evet, parlamenter bile genel. Yani birisi genel başkanlığa aday olduğu zaman o kimsenin bu partiye yakışır mı yakışmayacağını en iyi değerlendirebilecek insanlardan bir tanesi. Evet, yapabilir. Tabii yani bugün bir de Ahmet abinin zannetmiyorum ki bir Tansu Hanım desteklemesin, bir Demirel desteklemesin. Evet. Mutlaka destekleniyor. Tabii, ve Ahmet abinin o yönde de büyük çalışmaları var. Sayın Cumhurbaşkanımızla yani geçen bir insan. Yani görüyorsunuz bugün Kılıçdaroğlu Amerika'ya gidiyor. Öteki bilmem nereden icazet alıyor falan. Evet. Ya bu işin bir de derin tarafı var. Bu derin tarafla uğraşabilmek, kendini kabul ettirebilmek, onlara karşı çıkabilmek, onun içinden bir partiyi ayağa kaldırmak kolay değil. Herkesin harcı değil. Doğru. Yani bugün işte geleceksiniz, genel başkan olacaksınız. Her şey bitmiyor. Tabii kadroda iyi. Yani işte Sayın Ahmet Yaran 18-19 ay mı şimdi, olmuş? Sayın Gültekin Özal'ı görüyorsunuz. Yapamadı. Şimdi sizi fazla yormayalım evet. Sayın Lecoğlu. Bayağı yorduk, terledik. İçeride de bayağı evet. Ziyaretçiniz var. Allah yokluklarını göstermesin. Severiz sayınız yok. Şimdi sizi seven, gerçek anlamda takdir eden birçok yüzlerce, binlerce Demokrat Partiler var. Demokrat Partilere şuradan bir son olarak ne mesaj verirsin? Valla Demokrat Parti... Kameraya bakarsan. Demokrat Partilere... Sizi özlediler, şey yaptılar. Verebileceğimiz mesaj... Demokrat Partilere bir mesaj vermeye de gerek yok aslında. Demokrat Parti, Demokrat Partilidir. Ne yapacağını bilir Demokrat Parti. Evet. Yani bilir Demokrat... Bilir de sizin... Demokrat Partilere... Seven Sayın Şerafettin Demokrat Partilere inanın söyleyecek hiçbir şey yok. Hepsi alnından öpülesi... Evet. Elinden öpülesi kıymetli insanlar. Ama gerçekten Demokrat Partili iseler. Evet. Asker delege, asker partili, yandaş partili, ahbap çavuş ilişkileriyle partili olmuş, misyonu bilmeyen, okumamış kimselere diyebileceği bir şey yok. Peki. Arkadaşlarınıza ne mesaj veriyorsunuz son olarak? Kapatalım. Arkadaşlarım, biliyorsunuz İzmir'de 8 ay kaldım. Hani belediyeler böyle kardeş şehir seçerler evet, ya. Evet. İzmir benim için bir kardeş şehir oldu. Parti anlamında kardeş şehir oldu. Ayrıca çok önemli dostluklar edindim. Çok güzel dostluklar. Onlar da sizi çok seviyorlar. Dostluklar edindim. Zaten o Facebook'ta evet. Başlayan bir dostluktu. Çok en çok sevindiğim şey hemen hemen bana karşı olan hiçbir partili yok. Evet. Var. Şöyle var. Hem beni seviyor hem takdir ediyor.
Sadece fikirlerime karşı çıkıyor. Yok yok, o da çok az. O da çok az. Evet. Yani böyle bir kavgam yok kimseyle. Çünkü sizin mücadeleniz kişilerle olmadı. Hep Demokrat Parti, yani. Bu misyonun mücadelesini verdiniz. Bu yani. Büyük Çınar gibi, siz de büyük yani. Bir çınarsınız bu partide. Biz size teşekkür ederiz Sayın Ülecioğlu. Ben teşekkür ederim. Tekrar geçmiş olsun diyoruz. Böyle bir kısa zamanda ayağa kalkmanızı diliyoruz. Evet, daha inşallah. Çünkü genel merkezde çok birlikte mücadele edeceğiz. İnşallah göreceğiz önümüzdeki evet. Günler. Allah fırsat versin. Amin. Güzel şeyler için de çalışalım. Bugünkü hata yapan, inşallah hata yapmıyorlardır. Evet. O arkadaşlarımıza da Allah yardımcı olsun. Akıl fikir versin, nizam versin. Ya söylenecek çok şey var. Aslında biz bugüne kadar konuşmadık. Konuşmamaya da devam edelim. Gerek. Ama inşallah gün gelir. Onları parti kazanır. Onlar da gerçek partilerimiz olur. Doğruyu görürler. Fakat şuna üzülüyor insan. Ben mesela, benden fazla da yıllarını vermiş insanlar var. Evet. 35 yılımızı verdik. Mesela Sayın Ramazan Kobuz dedi ki, beni Demokrat Parti Anadolu biliyorsunuz. Evet. Demokrat Parti'ye kazandıran çok değerli bir üyem abim. Selamet Ülecioğlu oldu dedi. Evet. Bugünler onun sayesinde evet, ben buradayım. Yani dedi. O yaptığımız evet. Bahçeli Evler'deki kongrenin şimdi, şeyidir, neticesidir o. Yayınımıza şu anda son veriyoruz. Evet. Sevgili abicim, fazla yormayalım sizi. İnşallah daha geniş deniz kenarında burada canlı yaparız. Ramazan Kobuz'un böyle bir şey söylemişse evet. Sevindim. Evet öyle dedi gerçekten. Üzerinde sevindim. Kalmasın. Şu an dedi bu partiye hizmet ediyorsam çok değerli bir üyeyim, değerli abim. Şerafettin Ülecioğlu'nun sayesinde buradayım dedi. Allah kendisine razı olsun. Defa böyle bir şey. Hatta ziyaretine de geleceğim dedi. Ben şu an biraz ortam müsait değil. Pek ziyaretçi kabul etmiyorlar dedim. Biz tekrar teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun diyoruz. Ve size teşekkür ediyoruz.